işte 99 yılından bu yana İmralı hapishanesinde özel bir tecrit uygulamasının, ağır bir tecrit uygulamasının söz konusu olduğunun altına hep çiziyoruz. Ve tecritin bir işkence olduğu yönünde sadece İnsan Hakları Derneği'nin değil ama bu alanda çalışan ulusal ve uluslararası örgütlerin de bir tespiti var biliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla ağır tecrit uygulamasının kaldırılması gerekirken bugüne kadar devam ettirilmiş olması ki biz Türkiye'de bulunan diğer hapishanelerde de yaygınlaştırıldığı yönündeki tespitimizi defalarca kamuoyuyla ve yetkililerle de paylaştık ve bu konuda özellikle mahpusların çok ciddi yakınmaları söz konusu. Zaten bakanlığın da aslında tecrit uygulamasından vazgeçildiği yönünde bir açıklaması yok. Hatta S ve Y tip hapishanelerin açılmasıyla birlikte yapılan açıklamalarda daha ağır bir tecrit uygulamasının söz konusu olacağı da yine aslında resmi yetkililerin ağızlarından duyduğumuz gerçekler. Şimdi dolayısıyla bir işkence yöntemi olan tecritin her boyutuyla ortadan kaldırılması gerekir. Bu noktada belki iç hukukumuz tecrit uygulanmasına imkan veriyor. Evet, terörle mücadele kanunu devamında çıkarılan bir takım düzenlemeler, infaz kanunundaki düzenlemeler aslında 1 ve 3 kişilik infaza imkan veriyor. Dolayısıyla 1 ve 3 kişilik tecritten söz ediyor açık olarak. Ancak uluslararası özellikle mahpuslara ilişkin kurallar tecritin uygulanmaması gerektiğinin altını ısrarla çiziyor. Şimdi bu bir genel değerlendirme. Ama bu özellikle İmralı hapishanesinde tutulan Abdullah Öcalan ve diğer 3 mahpus bakımından Veysi Aktaş, Hamile Yıldırım ve Ömer Hayri Kanar bakımından değerlendirdiğimizde aslında tabloyu burada tecrit durumunu da aşkın bir tablodan söz ettiğimizi görüyoruz. Yani tamamen dışarıyla iletişimin kesilmesi durumundan söz ediliyor çünkü bu süreçte. Abdullah Öcalan'la işte 3 yılı aşkın zamandır görüşülememesi, diğer mahpuslar bakımından neredeyse 2015 yılından beri bir işte görüşmenin sağlanamamış olması meselesi. Tam da ağır bir tecrite, ağır bir izolasyona işaret ediyor. Sadece haber alamama bakımından değil ama mahpusların hakları bakımından da. Yani iç hukukumuzda da düzenlenmiştir. Bir mahpusun ailesiyle ve avukatıyla görüşmesi, arkadaşlarıyla görüş yapabilmesi belli kuralları dairesinde mümkündür mesela. Kendi iç hukukumuzda da bu mümkündür. Ancak İmralı Hapishanesi'nde Türk Ceza İnfaz Kanunu'nun ve devamındaki mevzuatın da çiğnendiği, dolayısıyla yok sayıldığı bir uygulamadan söz ediyoruz. O yüzden de burada hem mahpusun yasal ve insan hakları belgelerinden, insan hakları hukukundan kaynaklı haklarının ihlal edildiği, yani dışarıyla iletişim kurabilme, aileyle görüşebilme, avukatıyla görüşebilme ki avukatıyla görüşme hakkı noktasında bunun savunma hakkını yakından ilgilendirdiği, savunma hakkının adil yargılanma hakkını doğrudan ilgilendirdiği gibi aslında hani birbirini takip eden hakların ihlaline neden olan bir uygulamadan söz ediyoruz. Tabii ki bu arada aileler bakımından da yakınlığıyla, mahpus yakınıyla görüşmesinin engellenmesi